Merhaba akşamlar. armada günlük grafik. Şöyle bir trend burada daha önceden takip ediyorduk. Bunu sileyim. Bu artık bir işlevi kalmadı. O kırıldı. Tabii kırıldıktan sonra bir de dip buldu bu kendi 39'da bir dip yaptı. O dipten sonra da yukarı doğru bir akım gördük. Şimdi bunun benzeri Arçelik'te vardı bu tablonun. Tam benzeri değil ama birebir aynısı olmasa bile yine de çok yakın bir tablo. Arçelik'in tablosuna bakın. Şöyle ben şimdi yakınlaştırıyorum görülmesi için arkadaşlar. Siz böyle bakmayın grafiklere. Yani geniş alın. Benim her zaman aldığım gibi. Şimdi buradan bir toparladı bir yukarı doğru tabi bu kadar hızlı gidiş satılır arkadaşlar bu normal orada satıcının geldiğini gördük ama bozulamıyor yani bir akımı da bozamıyor şurada gördüğünüz gibi bakın 50 orayı da hatta bir yatay çizelim yani 56'dan çizebiliriz 56 ile yukarıda aşağıda 20 üsteli. 52 75 e alınabilir bakın pek bozulabilen bir alan olmadı yani şurada bir 30 Temmuz'da bir altına girdi ama ya da genel olarak 49'da alınabilir bu alana bu e, en dar bantta 52 e, geniş bantta 48 49'un olduğu bu alana sıkışmış konumda armada hangisine hangi tarafa adımını atarsa yani bu tablolar öyle kopar genellikle o tarafa doğru da iş devam eder e, adım attığı tarafa doğru şu an çok yakın 56 kırılımına Aslında çok da uzak değil Dolayısıyla yukarıda 56'yı bir takip etmek lazım e, aşağıda 52 çok böyle parası kıymetli ve zamanı kıymetli olan bakın bilemezsiniz e, kredi vardır o vardır bu vardır para lazımdır kısa bir vadede risk alınmak istemiyordur o arkadaşlar 52'yi takip edebilir veya dediğim gibi e, sabırlı olan da 48'e burada 49 veya yani 48'e o aralığı takip edebilir. Çünkü hani dip 39 burada 48'in kırılımı bize açıkçası e, 39-40 civarlarına götürür. Yani illa oraya gelir demek istemiyorum ama yani bir trade eden biri oraya bakar genel anlamda. E, bozuluyorsa 39 o dip bozuldu 39 40'lar kopuyorsa yeni bir dip demek e, yeni bir dipte yeni bir düşüş trendi demek. O yüzden major anlamda önemli olan kısım e, burası. Tabi 56'nın e, geçilimi, kırılımı özellikle 56 kırılımı e, burada 63'e kadar bir kapı açıyor ki burası çok böyle betası yüksek bir alan sol tarafta. E, o orada hareketli bir şey de olabilir. Ha e, günlerde gelebilir armada için özellikle 56'nın üstüne. E, kapanışlar olursa tabi bir de arada 60 var onu da söyleyeyim 56 60 63 olarak yukarı dirençler takip edilebilir satıcılar baskın değil yani çok burada eli sıkı biraz satıcıların şimdilik kimse vazgeçmemiş armalarda alıcılar Evet bekliyorlar muhtemelen direnç kırılma e, aynı arçelikte diyor mu çok benzer bir tablo hani bugün mesela arçelik dün anlattım bugün direnç geçildi tamamen şans yani ben onu bilemem ne zaman direncin hemen arkasında 34'e bir hareket geldi gün içinde daha çünkü gördü o direncin kırıldığını gördü yatırımcı ve hemen e, hızlıca alıma yöneldi. Hani bu tür kopmalar olabiliyor. O yüzden e, diyorum ya 56'nın umarım yani kısa vadede o da olur da 56'nın üstüne bir bakın orada hacim geliyorsa bakın 56 geçirmeyle beraber bir hacim bir hareket bir volatilite geliyorsa senede bütün piyasa görmüştür. E, ama geldi 56'ya gitti işte 56.5 yaptı kimsenin umurunda değil bir hacim yok volatilite yok. O zaman pek piyasa o kısmı e, şey almamıştır. Kerteriz almamıştır açıkçası. Böyle takip edersiniz. Yani diyorum mu burada işte onu diyordum. E, Elde sıkı çok herkes birbirine bakıyor. Yani onu da e, böyle örnekle anlatmaya çalıştım. Tabi bir taraf pes edecek sonunda. Ya satıcılar pes eder. Bu tür tablolarda yeter artık. Bunun bir şey kıracağı yok derler. Alıcılar gelmiyor bu paradan almıyor der piyasa veya tam tersi artık sabırsız olan kırılır alıcılar sabırsızsa alıcılar kırılır o zaman da yukarı hareket RSI 54 aynı şekilde bir sıkışma böyle bir yatay alanda denge halinde şu anda kendi ortalamasının bir üstünde bir altında yani negatif bir şey yok burada da 50 RSI'nin altını ciddiye alabilirsiniz orada öyle bir kırılım olursa RSI 50'nin altına girerse biraz daha başa artabilir MACD'ye bakıyorsunuz o da aynı şey aslında kırmızı evet bir sat kesmiş ama aşağı bir hareket yok. O da böyle sağa doğru yayılıyor. Umarım daha sonra daha iyi bir tabloda değerlendiririz armada bilgisayarı. Herkese iyi akşamlar dilerim.